Yılında kültür sanat çalışanlarının durumunu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 350'den fazla sanatçının sözleşmesini yenilememesinden doğan sonuçları Kültür Sanat Sendikası Genel Başkanı Hülya Eryetli değerlendirecek. Hülya Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz. Herkese. Hülya Hanım, kültür sanat çalışanları bu süreçten en çok etkilenenlerden birisi. Çünkü önlemler kapsamında sanatsal faaliyetler, etkinlikler iptal edildi. Birçok iş sözleşmesi askıya alındı. Ne durumda kültür sanat çalışanları? Ben şöyle özetlemek istiyorum. Aslında kültür sanat emekçilerinin işten çıkarılmaları Ocak ayından itibaren başladı. Çünkü yıllarca güvencesiz istihdam biçimiyle çalıştırılan sanat emekçileri, bunlar sanatçılar, teknik kadrodaki, sahne arkasındaki dekoratörler, heykeltıraşlar gibi çok çeşitli parçalı farklı meslek grupları. Bu arkadaşlarımız yıllardır özveriyle emek vererek işlerine dört elle sarılarak 15 yıl, 20 yıl gibi sürelerde çalıştıktan sonra Ocak ayında kadroya gireceğiz, güvenceli bir istihdam biçimi olacak, artık rahatlayacağız diye beklenti içerisindeyken maalesef ve maalesef 300'e yakın bir sanat emekçisi sözleşmeleri gerekçesiz bir şekilde, haksız gerekçelerle imzalayamadıklarından dolayı şu anda uzun zamandır işsizler zaten. Koronavirüs nedeniyle bu arkadaşlarımıza bir de yevmiyeli çalışanlar ilave oldu. Sebebi de biliyorsunuz sanat kurumları koronavirüs nedeniyle kapatıldı ya da ara verdi sanat sezonuna. Dolayısıyla sahnelerde çalışan ve bütün sanat kurumlarında çalışan, çeşitli kademelerde çalışan, yevmiyeyle çalışan arkadaşlarımızın hepsi maalesef onlar da bu işsizler topluluğuna katıldı. Bu tabii onlar için çok zor bir süreç. Acı olan şu, bu arkadaşlarımız zaten sendikasız çalışmaktaydılar. Sigortaları doğru dürüst yatmıyordu. Çalıştıkları bu yıllar içerisinde 30 gün çalıştıklarında 26 gün, 25 gün sigortaları ödeniyordu. Yaz tatillerinde işten çıkarılıyorlardı. Bazen tekrar dönebiliyorlardı, bazen öteleniyorlardı. Bazen de henüz sözleşmeniz ya da şeyiniz gelmedi diyerek hiçbir ücret almadan da sanat kurumlarında özveriyle yer alan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Ama bugün karşılaştığımız bu acı tabloda gerçekten şu anda açlıkla mahkum edilmiş bir durumda arkadaşlarımızı, güvencesiz, sigortasız ve elbette ki bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz biz. Bunu arzu ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın birçoğu yargıya müracaatı olmakla birlikte aynı zamanda idari yetkililere, mercilere de başvurup durumlarının tekrar incelenmesini talep ettikleri dilekçelerle başvuruları mevcuttur. Hala bir sonuç alınamamıştır ama neden sonuç alınamamıştır, neden bu kadar bu arkadaşlarımız mağdur edilmiştir? Doğrusu bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü hele ki böyle bir pandemi sürecinde bu arkadaşlarımızın artık başka bir iş bulma, zaten bu yaştan sonra başka bir meslek edinme şansları da yok, iş bulma şansları da çok zor. Çünkü biliyorsunuz tiyatrolar sadece sanat kurumları, kamudaki sanat kurumları değil, özel tiyatrolarda, özel sanat kurumlarında da bütçesel mali açılardan ayakta durmaya çalışan, sanatlarını icra etmeye çalışan da bir kesim var. Onlar için de gerçekten hayat çok zor. Devletin daha fazla destek vermesi gerekir, bütçeden daha fazla pay ayırması gerekir.
Şimdi bu arkadaşlarımızın pandemiyle birlikte zaten iş sahası hiç kalmadı. Yani hem kamudan ayrılan, atılan arkadaşlarımız için hem özel tiyatrolar, sanat kurumları maalesef ve maalesef çok zor durumdalar. Bunun için devletimizin nasıl bir planlaması var? Ne gibi önlemler alınması gerekirdi? Aslında yıllardır söylediğimiz çok önemli bir şey vardı. Güvencesiz istihdam biçimini, her türlü çalışma biçimini biz reddediyoruz. Bu arkadaşlarımız süreli sözleşmeli sanatçı, misafir sanatçı, mezun sanatçı, öğrenci sanatçı, yevmiyeli sanatçı, bir sürü yani bir sürü çalışma biçimi adı altında parçalı parçalı çalıştırılarak bugünlere gelindi. Esas olan tabii ki bu durumun biz arkadaşlarımızın bir an önce görevlerine dönmesini istiyoruz. Kendi o aşkla yaptıkları mesleklerini icra etmesini istiyoruz ki burada teknik kadrolardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle teknik kadrolarda da her bir arkadaşımız kendi işinde uzmanlaşmış kişilerdir. Çünkü bu sanat kurumları gerçekten özelliğe haiz kurumlar. Hani herhangi bir meslek grubundan alıp getirdiğiniz zaman o işlevleri yerine getirmesi için uzun yıllar, uzun birikimler ve tecrübelere ihtiyaç var. Bunların göz ardı edilmeden, bu politikaların tekrar göz ardı edilmeden yeniden ele alınması gerekiyor. Özellikle bu alanda çalışan bütün sivil toplum örgütlerinin, sendikaların hepsinin görüşlerinin alınması gerekiyor. Gerçekten önemlidir. Ancak ve ancak zaten bütün sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların bu işe müdahil olmasıyla doğrular çıkacaktır diye inanıyorum. Ama bugüne kadar bunların ne kadarı yapıldı? Maalesef 2011-2012 TÜSAK sürecinden beri sanat kurumları aslında bu sonuçlarını konuşuyoruz şu anda. Küçük bir sonucunu konuşuyoruz. Bu arkadaşlarımızın işe dönmeleri çok elbette ki çok önemli ama aslında biz büyük parçada en büyük sorunumuz kültür ve sanat kurumlarının maalesef maalesef hem repertuar açısından hem bütçe açısından her açıdan gitgide erimeye başladığı, gitgide kadrolu güvenceli sanatçıların Peki. yüzüne emekliliğe döndüğü bu süreçte maalesef biz yeniden güvenceli istihdam biçimi diyoruz, sanat kurumlarına önem vermek diyoruz ki bunlar eğitim, bilim, sanat, adalet, bunlar bizim olmazsa olmazımız, Evet. bu ayaklarımız. Onun için gerçekten buradan seslenmek istiyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönelim lütfen. Ve bu arkadaşlarımızı emekleriyle asla mahkum etmeyelim. O kadar yıllarını veren Evet. insanları bir an önce çağrı yapmak istiyorum Peki. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Çok teşekkür Sayın ediyorum Değerli, bizi biz çok bu teşekkür yoğun ederiz yayınımıza gündemde. katıldığınız için. Sağ olun, teşekkür ediyoruz, sağ olun.